Evet, kas erimesiyle devam edelim. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evet, iki türlü kas erimesi var. Sarkopeni denir bu rahatsızlığa, kas erimesi. Bir, edinsel, yani yaş 50'li yaşlardan sonra yavaş yavaş kişinin vücudundaki kas kütlesi yavaş yavaş azalmaya başlar. 70 yaşına doğru geldiği zaman kişi bünyesindeki, vücudundaki kas oranı %50 eriyebilir. 80 yaşını geçtiği zaman kas oranı aşırı erimedisinden dolayı 80 yaşındaki insanların çoğu artık, yani %50'si, 80 yaşını gelenlerde %50 yürümekte, merdiven çıkmakta, konuşmakta, yutkunmakta, yatağında sağa sola dönmekte vesaire birçok rahatsızlık ortaya çıkabilir. Kaslardaki zafiyetten dolayı 80 yaşını geçen insanların maalesef %50'sinde bu artık bir vaka. Kas erimesinin bir diğer türü ise kalıtımsal, yani genetik, aileden gelen. Protein salgılayamıyor hücreler, özel bir protein, tenzitofoni. Şimdi bu protein yetersizliği nedeniyle genellikle 10-11 yaşlarında ortaya çıkıyor kas erimesi. 30 yaşına kadar kişiye işkenceli ağır bir hayat sürdürüyor. Allah korusun, çok kötü. Çocuk mesela yakalandı. 30, 10 yıl, 20 yıl bu işkence gibi hayatı çekiyor. Yani kas erimesiyle yaşamak çok zor. Bugüne kadar kas erimesine karşı modern tıbbın yaptığı hiçbir şey yok. Ne oldu? Şimdi bir hanımefendi gelmişti bana. Moldovyalı, Maria. Kadıncağızın göğüsleri böyle yara olmuş. Tab, mikrop kapmış. Açılmış, kapanmıyor yara. Cerahat akıyor, böyle kazlı bezlerle sarmış. Göğsünden iltihaplar akıyor. Dedi ki, beni de güldürüyorsun. La ilahe illallah muhammed. Dedi ki, tedavi olabilir mi? Dedim inşallah, bakacağız, göreceğiz. İktir, aloe vera jel, kortisep forte, spirulina forte. Efendim, mantar çayı, enfeksiyon çayı. Bir de harici olarak sürmek için ozon yağı. Ozon her türlü mikrobu öldürür. Tamam. Kullandığı yavaş 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 iyileşti, iyileşti. Kadıncağızın hiçbir hastalığı kalmadı. Şimdi bu yaşlı bir Türk bayana bakıyordu. Hatice Hanım 61 yaşında, kas erimesinden dolayı yatalak gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Her şeyi bu Maria Moldova'dan getirtmişler. Ekstra bakıcısı kadın. O 61 yaşındaki bayanın her türlü ihtiyacını o gideriyor. Yediriyor, içiriyor, lavaboya götürüyor vesaire vesaire. Çok zor bir durum. Demiş ki, ya senin yaraların, iltihapların ne oldu? İyileşti. Nasıl? Gökçek iksir, Gökçek aloe vera. Bana yardımcı olamaz mı bu beyefendi? Bilmiyorum, sormadım. Sor bakayım. Gel, beni ara, dedi ki yardımcı olabilir misiniz? İnşallah dedim, deneyeceğiz, bakacağız. Daha önce böyle birkaç vaka oldu. Kas erimesi zafiyeti olan iyileştirdik. Mesela Konya'da bir hanımefendi böyle televizyon seyrederken veya sohbet ederken veya otururken kafasını tutamıyor. Bir bu tarafa düşüyor kafası. Yastık koyuyorlar. Bir bu tarafa düşüyor. Zorlanıyordu böyle. 6 haftada kafasını tutar hale geldi. Kasları aşırı erimekte. Konuşmakta zorlanıyordu. Kendine geldi 6 haftada. Öyle birkaç vaka yaşamıştık. Dedim ki, birkaç vaka var ama bu ağır bir durum. Bakacağız, göreceğiz. Denemeden olmaz. Evet, kullandığı işte iksir, aloe vera jel, kortisep, spirulina kullandı. Aradan zaman geçti. Bayan beni aradı. Allah sizden razı olsun. Artık yavaş yavaş ev içerisinde dolaşır hale gelmiş. Yani yemeğini yer hale, kendi kendine hareket edebilir hale gelmiş, düzelmiş.
Yani çok sevindim. Kas erimesi çok çok ağır bir rahatsızlık. Böyle bir rahatsızlığı iyileştirebilmek yani mükemmel bir gelişme. Bunu başardık çok şükür. Böyle birkaç vakamız var kas erimesi zafiyeti olan. Kas erimesi protein neden oluşmuyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Karaciğer enzim salgılayamıyor. Geçmek için neler yapılmalı yiyecekler açısından? Ne gibi besinler tüketilmeli? Konunun başında söylemiştim. Midesinde kişinin gastrit, ülser veya ağır bir rahatsızlık varsa midede intestinal faktör salgılayamazsa mide. Bu bir anahtar düşünelim. Bağırsaklardaki bütün vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire bağırsaklardaki virüs denen kanallardan geçecek, kana karışacak, karaciğere gelecek. Geçebilmesi için anahtar lazım. İşte midenin salgılamış olduğu intrinsik faktör nedir? Anahtardır. Midede problem olduğu zaman bağırsaklar vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Bağırsakta problem olur. Bağırsakta problem olduğu zaman karaciğer vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Nasıl enzim salgılayacak? Ne yapacak? Bir şey yapamaz çünkü madde eksik. Bu şuna benzer. Helva yapmak istiyorsunuz. Yağ eksik veya şeker eksik veya un eksik. Bir şey eksik olursa helva yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yani helva yapacaksınız malzeme olacak. Karaciğerde enzim yapacak ne lazım? Malzeme lazım. Malzeme nedir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Ortada bir eksiklik var. Eksikliğin sebebi mide bağırsak. Mideyi bağırsakları tedavi ettiğinizde karaciğer kendini yeniliyor zaten. Çok kısa sürede. Yani tedavi olmak mümkündür. Önemli olan hastalık sebebini bilmek. Nereye dayanıyor, neden kaynaklanıyor?